dili tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçası. Daha doğrusu üretim sektörümüzün ayrılmaz bir parçası. Ama yem oldukça pahalı. 100 liranın üstünde yemin torbası. Tabii üreticiler zarar ediyorlar bu durumda. Bizim şu andaki yaptığımız bahçelik zarar. Yem fiyatı cep yakıyor. Yazın meralarda beslenen hayvanlara kışın kapalı ortamda bakılıyor. Hayvana verilen yemin, samanın, küspenin fiyatı çiftçinin alım gücünü fazlasıyla aşıyor. Isparta'nın Şarajcı ilçesi Gedikli köyündeyiz. Yem fiyatlarının durumu nedir? Şu anda hem de çok pahalı. Bir torba yem 100 lira olunca üretici zarar ettiğini söylüyor. İnşallah büyüklerimiz bize bir duyar da yardımcı olurlar. Yem fiyatını düşürürler. Yem fiyatları pahalı. Mazot pahalı. Bize devlet destek versin. Isparta'nın Gedikli köyünde hayvan yetiştiricileri sorunlarını ulusal kanala anlattı. Yem fiyatlarından yakındı. Yoncanın fiyatı olmuş zaten 25. Küspesini alıyoruz. Ondan sonra her şeyini satın alıyoruz. Sıraşını varsa satın alıyoruz. Arazileri az, ince bel dağına çıkıp hayvanlarını otlatıyorlar. Ancak havalar soğuyunca içeride besiye çekilecekler. Bu da torba torba yem tüketilmesi anlamına geliyor. Fiyatların çok yüksek olması onların bu işi yapmasını zorlaştırıyor. Yemin dışında kepek veriyoruz, küp salıyoruz. Onları samanla ilerliyoruz. Samanın fiyatı şu anda 17-18-20 yılında küpse şu anda 350-400 liradır. İş sadece yemle sınırlı değil. Saman ve küspe de alınıyor. İlaç, veteriner hizmeti derken üretici yok. Mantar yetmiyor. Ne yapalım biz? Koyun üretmeyip geçineceğiz. Biz geçinmeyelim. Biz yem içmeyelim mi? Yani baş yem fiyatı 110 lira. Türk çiftçisi verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. 4 saat kadar bir şey yayıp ondan sonra aşağı süreceğiz. Biz de akramızda suyumuz, çayımız, ekmeğimiz geleseye kadar su kanterimiz çıkıyor. Ekecek yerimiz yok. Evde bakacak halimiz yok.